Büyük oyunlar büyük adamlarla oynanamayan oyunlardır. Her büyük oyunun hakkıyla oynanabilmesi için küçük adamların istihdam edilmesi şarttır. Türkiye'de bazı insanların yalnızca hakları vardır. Diğer bazı insanların yalnızca vazifeleri. Bazılarının hakları olmaksızın vazifeler yerine getirmesini temin etmek, bazılarının da vazife sorumluluğu taşımadan haklarını kullanmasını sağlamak, Türkiye'yi dikensiz gül bahçesine çevirecektir. Türkiye'de durum 200 yıl öncesinden pek farklı görünmüyor. Fark yalnızca kendini bilmezlerin, günümüzde daha cesur, daha atak olma imkanına sahip bulunmalarından ibaret. Türkiye'nin meselesini anlamakta atabileceğimiz en sağlam adım birbirimizi anlamayı göze alışımız olacaktır. Türkiye, müstemlekeleştirilmeye gerek duyulmayan bir ülkedir. Bugünü kurtarmak isteyenlerle yarını teminata bağlamak isteyenlerin birbirleriyle çeliştiği toplumlarda milli bir tutumun duruma hakim olması hemen hemen imkansızdır. Çünkü bu toplumda milli bütünlüğü temin edecek şuur yoktur. Bir kesim insan benden sonra tufan diyor, diğer bir kesim insan da alemle gelen düğün bayram diyorsa o toplum kendi ayrına tefrik yapma yeteneğini kaybetmiş sayılır. Türkiye'ye düşman güçler ülkemizi çağdaşlık, yüzeysel bir alafrangalık, milli göçe sahip çıkmakta çağın gerisinde kalmak seviyesinde tutmak istiyor. Türkiye'de ben doğruları savunuyorum demekte ısrar etmekten, milli çıkarlar önce gelir diye diretmekten dolayı biri sık boğaz edilecek olursa bundan kurtulmanın yolu ben aslında doğruları değil kendime kolay geleni savunuyordum demek. Ben milli endişeler değil şahsi çıkarlar peşindeydim demek olabilmektedir. Biz Müslümanların büyük adımları değil emin adımları tercih etmemiz anlaşılabilir bir davranış türüdür. Türkiye'de beyaz olmak, İslam'dan uzaklaşmak veya en azından sözde Müslüman kalmaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen zenciler giremez levhası, Türkiye'de Müslümanlar giremez şekline dönüşmüş olarak görülmüyorsa, bunun sebebi Müslümanların o yerlere zaten girmeye talip olmayışlarındandır. Geçen zaman yazılı kültüre alışan halkın uyanmak şöyle dursun, daha kolay uyutulur hale geldiğini hepimize gösterdi. Türkiye kendi dokunulmazlıkları üzerine düşünme konusunda bile yasaklar altında bir ülkedir. Türkiye'de karar verme, tedbir alma imkanını ele geçirmiş kimselerin ellerinde yalnızca iktidar değil, milletin güveni, desteği, itaati ve hatta merhameti de vardır. Bütün bu geniş imkanları kullandığı halde önemli başarılar elde edemeyen, gözle görünür bir iyileşme sağlayamayan bir kimsenin bir kadronun bu tutumunu haklı gösterebilecek hiçbir mazeret bulunamayacaktır. Oyunu kaybedenler ya başkasının yalanına kapılanlar veya kendi yalanına kendisi inananlar oluyor. İttifaklarına sadakat gösteren, vaadini yerine getiren, yalan ortaya çıktığı zaman derhal yeni bir yalan uydurmayan oyunu kaybediyor. Oyunu kazanmak içinse hasımlarıyla gizlice uzlaşmak, dostlarını yarı yolda bırakmak ve gerektiğinde o güne kadar yaptığını tam tersini yapabilecek kıvıraklığı elde bulundurmak gerekiyor. Borçluların alacaklı gibi davrandığı,
ve alacakların ise borç ödemek zorunda bırakıldığı bir toplum düzeninin zulüm makinesi olduğunu düşünmeden edemeyiz. İslam düşmanlarının sultasını kabul etmekle tereddüye uğramak, yani her aşamada biraz daha Müslüman olmamak batağı da Müslümanlara mahsus bir durumdur. Biz Müslüman olmamız kafirlerin tedirginliğini ne kadar arttırıyorsa, Müslüman olmamamız da aynı çevrelerin memnuniyetini arttırıyor. Türkiye'de İslami düşünme tarzının kuvveden fiile çıkamayışının sebebi, nereye varılmak istendiğinin sarahatten mahrum oluşudur. Aklı başında olan hiç kimse geçen zamanın yeniden ele geçirilemeyeceğini bilir. Günümüz dünyasında demokrasi, faziletlerinden ötürü değil, ortadan kalkmasıyla birlikte sebep olduğu felaketlerden ötürü kendisine iyi gözle bakılan bir rejimdir. Türkiye'nin solcuları hangi renkte, hangi yönde olurlarsa olsunlar, mütbezel tüketim alışkanlıklarını koruyup savunmaktan, bunu yaparken de itibarlı kalma gayreti göstermekten fazlasını sergileyemiyorlar. Sağcıların da bütün marifeti, Müslümanları ucuz, pahalı, kendi kısır dünyalarına uşak kılma gayretinden ibaret. İnsanlar arasındaki iktidar oyunu sadece yaptığın hesabını vermek, verecek durumda olmak şartıyla anlamlı olabilir. İktidar acizleri doğurur, muhalefet ise evet efendimciler. Türkiye'de yaşayan insanlar başlarına gelen felaketlerin hiçbir zaman toplumun teşkilatlanmasından sorumlu olanlar tarafından hazırlandığına inanmaz. Buna mukabil bu felaketin acısını hafifletecek bir tedbir alındığı zaman şükranlarını devletten esirgemez. Eğer siyasi iktidarın gözden saklanmayacak hataları varsa devlet halktan bir kötü puan alır. Ama en zor durumlarda dahi halkın öfkesi ve yumruğu yönetim istikametinde yükselmez. Açık rejimlerin arbedeli görüntüsü, kapalı rejimlerin sessizliğinden daha değerli ve içinde yaşayanlar bakımından toplum saatine daha yarayışlıdır. Kimse gerçek yerine razı olmadığı, herkesin hakkı olmayan yeri kendine yakıştırması sebebiyledir ki, Türkiye'de ne tenzili rütbe uygulanabilir, ne de insanlar rütbelerini sıra gözetmeksizin yükseltebilirler. Türkiye'de düşünce hayatı çitlerle çevrilmiş boş bir bahçedir. Hazıra konanlar her türlü bilginin kendilerine zarar vereceği korkusunu yaşarlar. Hırsızlık bilgisi bile hırsızlığın huzurunu kaçırır. Türkiye hazıra konma duygusunun kılcallara kadar işlediği, işlerin ancak torpille çözülebileceğine inanıldığı, armudun pişeceğine ve insanların ağzına düşeceğine kesin gözle bakıldığı bir ülkedir. O yüzden bizim insanlarımız ağızlarını kapayacak olurlarsa pişmiş armut düştüğü zaman suratlarını kirletir diye korktuklarından ağızları açık geziyorlar galiba. Ne yapacağız diye soranlar, ne yapıyorum diye sorsalar ve şu yapılmalıdır diye cevaplayanlar neler yapmış bulunduklarını düşünseler, belki meselenin çözümü kendiliğinden ortaya çıkacak.